Arkadaşlar bugünkü dersimizde aynalar konusunu işleyeceğiz. Hepinize iyi seyirler, iyi çalışmalar. Şimdi bu derste neler göreceğiz? Ayna çeşitlerini, aynalarda oluşan görüntünün özelliklerini öğreneceğiz. Biliyorsunuz arkadaşlar her aynada aynı görüntü oluşmuyor. Evet. Belki bir gün kendisine baktığımız düz aynada görüntünün nasıl oluştuğunu. Her günmüş burası bu arada. Bazen trafikte veya hastanede önlerinde gördüğümüz ambulans araçlarının önünde ambulans yazısının neden ters yazıldığını, parlak bir yüzeye sahip maddelerin ayna görevini yaptığını, çeşitli amaçlara yönelik geliştirilen ayna çeşitlerini ve sağladıkları görüntünün özelliklerini inşallah öğreneceğiz. Arkadaşlar dikkatinizi çektiyse itfaiye araçlarının ve ambulansların önündeki yazılar ters yazılır. Niye böyle bir şey düşündün derseniz, biliyoruz ki arabada kullandığımız dikiz aynaları arkadan gelen arabayı göstereceği için baktığımızda o yazıyı biz düz görürüz. İşte bunun düz aynayla nasıl bir ilişkisi olduğunu bu derste göreceğiz. İşte yemek kaşığının içine baktığımızda görüntünün ters, dışına baktığımızda düz görünmesi, işte bunların neden gerçekleştiğini bu derste öğreneceğiz. Arkadaşlar genellikle orta kısımları alüminyum ya da gümüşle kaplanmış, cam veya bir yüzü pürüzsüz hale getirilerek çok iyi parlatılmış metal cisimler ayna olarak kullanılmakta. Ve aynalar günlük yaşantımızda olmazsa olmazlarımız. Sabahleyin ilk kalkıp lavaboya gittiğimizde elimizi yüzümüzü yıkadığımızda ilk karşımıza çıkan da bir düz ayna. Aynalar yansıtıcı yüzeylerin düz olmasının sebebine göre ikiye ayrılır arkadaşlar. Düz olup olmamasına göre. Şimdi buradan kastettiği şey ne? Şu aynamız olsun. Aynanın baktığımız kısmı, gözümüzün baktığı kısım düz de olabilir, çukur şeklinde olabilir ya da tümsek şeklinde olabilir. Biz bu yüzden aynaları iki grupta inceleyeceğiz. Bir düzlem ayna, diğeri ise küresel ayna. Küresel aynaları da kendi içinde çukur ayna ve tümsek ayna olmak üzere iki grupta inceleyeceğiz. Şunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Bizim aynada bir cismi görebilmemizin tek nedeni ışığın aynaya çarptıktan sonra yansıyarak bizim gözümüze tekrar geri dönmesidir. Aynaları ikiye ayırdık. Biraz önce söylediğim gibi düz ayna, küresel ayna. Yansıtıcı yüzeyi düz olan aynalara ne diyecekmişiz? Düz ayna diyeceğiz. Düz aynada ışık ışınları düzgün olarak yansır. Düz aynada aynı zamanda düzlem ayna denir. Arkadaşlar düzgün olarak yansıdığı için şuraya baktığımızda düz aynada göreceğiniz şey de cismin tıpatıp kendisidir. Yani farklı bir yerinde büyüme, cismin bir yerinde küçülme, boyunda farklılık, elinde farklılık olmaz. Çünkü düzgün yansıma gerçekleştiği için düzgün de bir görüntü oluşur. Burada özelliklerine bakacak olursak düz aynada oluşan görüntü düzdür. Cismin büyüklüğü ile görüntünün büyüklüğü aynıdır. Görüntü ile ayna arasındaki uzaklık cisim ile ayna arasındaki uzaklığa eşittir. Şimdi aynaya bakarken aynadaki siz de size bakıyor değil mi? Ve o da mesela şöyle yapın. Gidin aynaya bakarken yaklaşın şöyle aynaya doğru yaklaşın. Aynadaki sizin de size doğru yaklaştığını görürsünüz. Yani sanki o da aynanın içinde sizin aynaya kadar olan uzaklığınızda duruyormuş gibi görünür. Bu yüzden bu iki uzaklık birbirine eşittir. Cismin görüntüsü aynaya göre simetriktir. Yani siz düz aynada sağ elinizi karşıya kaldırdığınızda o aynadaki siz ise sol elini kaldırmaktadır. Bu simetrik olduğunun göstergesi. Burada da ondan bahsediyor. Düz aynada oluşan görüntü sanaldır. Yani görüntü aynanın içinde oluşur. Perdeye veya ekranda oluşan görüntüden farklıdır. Düz ayna karşısında bir cismin belirli bir süratle aynaya yaklaştırırsa veya aynadan uzaklaştırırsa aynı şekilde görüntü de aynaya yaklaşır ya da uzaklaşır. Şimdi baktığımızda bakın burada bu adam sağ elini ve gravatını düzeltirken aynadaki kendi ise sol eliyle gravatını düzeltiyor. Bu cismin görüntüsünün simetrik olduğunun göstergesidir. Ama baktığımızda cismin boyuyla görüntünün boyu aynı. Mesela burada da bir simetrik görüntüden bahsediyorsunuz. Arkadaşlar burada da bakın
Simetrik ama boylar aynı. Bakın bu kedi aynaya bu kadar uzaklıkta, bu kedi de aynaya bu kadar uzaklıkta. Yani cismin aynaya olan uzaklığı da görüntünün aynaya olan uzaklığı eşit. Bakın burada kalem yazısının simetrik yazılmasını yazılışta görünüyor. Bu etkinlikte de arkadaşlar görüntü mü cisim mi bir etkinlik yapmış. Düzaynadaki oluşan görüntüyle alakalı bunu okuyabilirsiniz. Ha, geldik benim en sevdiğim etkinliklerden biri. Şimdi baktığımızda bunları nasıl yapacağız? Arkadaşlar simetrini alacaksınız. Şimdi mouse'la yazmak çok zor ama 5 mesela 16.45 diye direkt yazmayacaksınız. Tersten 5 yazacaksınız. Şöyle bakın. Yani 2. 4'ü de tersten yapacaksınız. Biraz yapması zor. Gördüğünüz gibi noktası aynı. 6'yı tersten yapacaksınız. Bir de bir değişiklik yok. Bakın bunun simetri. Böyle bakın şöyle uzaktan yakından başlarken ters yazacaksınız. A aynı bir değişiklik yok. M harfi aynı. B harfi biraz ters B olacak. U aynı. A aynı. N'yi yapmak çok gıcık. S de tersse. Bu şekilde simetriyi ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Cis yazıların alabilirsiniz. Çünkü düzenli oluşacak görüntü gerçi aynı cismin aynısı değil, simetridir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Mesela şu etkinliğe bakalım. Kedinin boyu da aynıdır. Doğru. Kediye göre simetriktir. Doğru. Aynaya olan uzaklığı kedinin aynaya olan uzaktan fazla. Fazla değil arkadaşlar. Aynı çıkacak. Aynanın içinde oluşmuştur. Doğru. Gördüğünüz gibi 1, 2 ve 4 doğru. Düz aynanın kullanım alanlarından bahsedecek olursak arkadaşlar. Düz ayna evimizde boy aynası olarak işte lavabolardaki ayna olarak kullanılabilir. İşte elektronik cihazlarda yansıtma işlemini gerçekleştiği için tepegöz cihazında kullanılabilir. Projeksiyon cihazında kullanabilir. İşte su altından deniz altlarında çok olan bir şey bu. Makine daha doğrusu alet. Denizin altından bakıp denizin üstünü görmemizi sağlıyor. Periskop yapımında da düz ayna kullanılabilir arkadaşlar. Geldik küresel aynaya. İki çeşit küresel aynamızın olduğundan bahsetmiştik. Bunlardan biri çukur ayna, içi çukur. Yani görüntünün oluşacağı yer, daha doğrusu görüntü oluşumunu sağlayan yer çukur. Diğeri ise tümsek ayna. Görüntü oluşumunu sağlayan yer ise tümsek şeklinde oluyor. Çukur aynaya verilen isim iç bükey. Tümsek aynaya verilen isim ise dış bükey ayna. Dışı bükülmüşse tümsek, içi bükülmüşse çukura içi bükülmüş. Yani çukur kısmı oluşmuş. Böyle düşünebilirsiniz. Şimdi baktığımızda burası çok önemli arkadaşlar. Çukur ya da tümsek olsun. Hiç önemi yok. Bu aynanın tam ortasından geçen bir çizgi var. Aslında bu çizgi var. Ancak biz bu çizginin varlığını kabul ediyoruz. Ama böyle bir çizgiyi gözümüz görmüyor. İşte bu çizgiye asal eksen deniyoruz. Ne deniyormuş? Asal eksen. Ve bu çukur aynamızın özelliğine baktığımızda çukur ayna dediğimiz ayna ışığı toplamaya yarayan bir ayna. Işığı toplamayı çok seviyor. Lazer tutup mesela bu asal ekseni aynı yap asal eksenine bir paralel ışın gönderildiğinde arkadaşlar bu ışın aynaya çarptığında aynanın içinde toplanıyor. Bakın İşte bu tam toplanma noktasına ise odak noktası diyoruz. F olarak ne yapıyoruz? Gösteriyoruz. Yani küresel aynalardan olan çukur ayna ışığı toplar. Asal eksen dediğimiz görünmez tam aynanın ortasından geçtiğini kabul ettiğimiz çizgiye paralel olarak gönderilen ışınlar belli bir noktada toplanır. Ve bu toplandığı noktaya odak noktası denir. İngilizce biliyorsunuz fokus odak demek. Bu yüzden bunun F harfini odak noktasının sembolü olarak ne yapmışlardır? Göstermişlerdir. Ve çukur aynada çok farklı görüntüler oluşabilir. Çukur aynada oluşacak görüntünün şekli ve büyüklüğü cismin aynaya olan uzaklığıyla alakalıdır. Buraya baktığımızda cisim aynadan çok uzaktaysa görüntü ters ve küçük. Cisim aynaya biraz daha yaklaştırıldığında görüntü ters ve cisimle aynı boyda.
Cisim aynaya daha da çok yaklaştırıldığında, yani odak noktasına çok yakın hale getirildiğinde, cisim ters ve görüntü büyük. Odak noktasını geçtiği anda ise cismin görüntüsü düz ve kendinden büyük olur. Bakın, burada dört farklı şekilden sadece bir şekilde görüntü arkadaşlar düz çıkıyor. O zaman tekrar edelim. Cisim aynaya çok uzakta. O zaman görüntü küçük ve ters. Biraz yaklaştırdık. Aynı boyda ve ters olabilir. Kendinden büyük ve ters olabilir. Kendinden büyük ve düz olabilir. Bunlar çukur aynada meydana gelen görüntüler. Burayı bahsetmiştik. Nerede kullanılıyor arkadaşlar? Çukur aynada biz günlük yaşantıda genelde görüntünün büyük olduğu durumları kullanırız. Yani cismin aynaya çok yakın olduğu, odak noktasından da yakın olduğu durumları kullanırız. Ve biz bunları tabii ki makyaj aynasında, dişçilerin kullandığı dişçi aynasında da kullanırız. Ve özellikle arkadaşlar çukur aynalar kullanılarak ışığın toplanma özelliğinden yararlanarak el fenerleri ve araba farları da ne yapmıştır? Oluşmuştur. Şimdi araba farına ya da el fenerinin özelliğine baktığımızda tam odak noktasına yerleştirilen bir ampul aynaya çarparak oradan asıl eksene paralel bir şekilde aynayı terk ediyor. Ve bu şekilde gittiği için arkadaşlar daha geniş bir alanı, mesela şöyle gelen de şöyle gidiyor, şöyle gelen şöyle gidiyor derken daha geniş bir alanı ne yapıyor? Aydınlatabiliyor. Mesela çukur aynalar teleskopların yapısı içinde de var arkadaşlar. Yine aynı şekilde ışıldak, araba farı, el feneri, deniz feneri gibi aletlerin, araçların yapımında da çukur ayna kullanılıyor. Peki tümsek aynamız nasıl bir şey? Tümsek aynada kaşığın dışı arkadaşlar. Baktığımız zaman çukur aynada olmayan bir özellik var. Aynı asal eksen onda da var arkadaşlar. Ama çukur ayna ışığı toplamaktan yana hareket ederken baktığımızda aynı özelliklerde gönderilen ışınlar tümsek aynada dağıtılıyor. Biri çukur olsaydı odakta toplardı. Tümsek olduğu için odaktan gelmişçesine dağıtıyor. Kaşığın dışı bu da arkadaşlar. Ve arkadaşlar tümsek aynada görüntü her zaman cisimden küçük. Yapacak hiçbir şey yok ve her zaman düz. Bitti. Şimdi böyle olunca görüntü küçük ve düz olacak. Nerede kullanılıyor arkadaşlar? Baktığımızda arabaların dikiz aynalarında geniş bir alanı, küçük küçük arabalar, bakın burada konvoy şeklinde görebiliyorsunuz. İşte güvenlik amaçlı sitelerin çıkışlarında, işte evlerin çıkışlarında, işte arabaların altına bakarken tümsek ayna kullanılabiliyor. Çünkü geniş bir alanı dar bir ayna üstünde görebiliyorsunuz. Mesela şu arabanın küçücük aynasının içinde onlarca arabayı görebiliyorsunuz. Ya da bir güvenlik aynası olan şu evde iki tane evi, işte bloğu ve aradaki yolu görebiliyorsunuz. Düz ayna ev ve berber salonunda cisimle tamam. Ayrıntılı görüntü olduğu için çukur ayna. Mağazalar ya da kavşaklarda geniş bir alanı daha dar bir ayna üstünde göstermek için tümsek ayna. Çukur ayna araba farlarında da kullanılır. Tümsek ayna otomobillerin yan aynalarında ve çukur ayna dişçi aynalarında ayrıntılı görüntü oluşmasını da sağlar. Baktığımızda yansıtıcı yüzeyine bakarak karar vereceğiz arkadaşlar. Yansıtıcı yüzeyi burasıysa tümsek, düz, içi ise çukur arkadaşlar. Tabii ki aynı boyda yapıyor. Hangi numaradan cisimden daha büyük görüntü elde edilir? Arkadaşlar baktığımızda bir numaralı ayna bu şekil olarak baktığımızda şöyle göstermiş. Yani buraya çarpıp şöyle gelecek. O zaman bu çukur aynada kendinden daha büyük görüntü elde edilir mi? Elde edilir. Yansıtıcı yüzeyi burası almış. Hangi numaralı aynada cisme ters görüntüdür? Yine arkadaşlar bir numaralı ayna. Çünkü çukur aynada her zaman ters görüntü, pardon tümsek aynada her zaman düz görüntü oluşabilir. Çukur ayna arkadaşlar ışığı toplar. Dağıtan tümsek ayna. Ayrıntılı ve detaylı demek, büyük göstermesi demek. Bu da çukur ayna.
Şimdi elmanın gerçek boyutu buymuş arkadaşlar. Elmayı elma gibi gösteren kim? Bu. O zaman bu ne olabilir arkadaşlar? Düz ayna. Elmayı kendinden ters gösteren çukur ayna. Ters ve büyük gösteren yine küçük çukur. Düz ve büyük gösteren yine çukur ayna. Kendinden küçük gösteren ise tümsek aynadır. Yani baktığımızda kendi gibi gösteren düz ayna, kendinden küçük gösteren ve düz gösteren tümsek ayna, ters gösteren ya da düz büyük gösteren çukur ayna diyebiliriz. Arkadaşlar bu da güneş ocağı bir çukur ayna kullanılarak yapılıyor. Güneş ışınları çukur aynaya çarptığında odak noktasında toplanacağı için tam odak noktasının olduğu yere de bir tencere konuyor ve yemeğin pişmesi sağlanıyor. Arkadaşlar aynalar konusunda bitirdik. Lütfen bu arkadaki etkinlikleri tekrar gözden geçirin. Gelecek ders ışığın kırılmasını işleyeceğiz. Işığın kırılması süper zevkli ve işin güzel tarafı gerçekten siz bunu hiç görmediniz. Yani okulda görmediğiniz bir konu. Sadece buradan ilerlemeye çalışacağız. İnşallah hepimiz de başarılı oluruz. Gelecek ders görüşürüz.